Kuyu soruları diye geçiyor. Kuyu sorularında biliyorsunuz ki ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir duvar olmuş olsun ya da bir kuyu olmuş olsun. Duvar ya da kuyu fark etmez. Bu kuyunun arkadaşlar bir kuyunun yüksekliği 40 metredir. Bir örümcek kuyunun dibinden gündüzleri 4 metre yukarı çıkıp geceleri ise 2 metre aşağıya kaymaktadır. Buna göre bu örümcek kaç günde bu kuyudan çıkar diye sormuş olsun. Hemen işlemi yapalım. Bir kuyumuz var bizim ve kuyumuz arkadaşlar bir örümceğin yukarıya çıkmasıyla, yani içeriden hareket edecek, kaç metre yukarıya çıkıyor ya da dışarıdan fark etmez. 4 metre yukarıya çıkarken geceleri de 2 metre aşağı iniyor. Aslında adım sorusundaki gibi 4 metre yukarı, 2 metre aşağı indiği için totalde 2 metre çıkıyor. Ne kadar çıkıyor? Bir günde 2 metre çıkıyor. Fakat işlem yaparken ilk hamlesi, yani gündüzleri çıkmasını çıkarıyoruz. 40 metrelik bir duvar var. 4 metreyi düştüğümüzde 36 metrelik bir duvarı kaç günde çıktığını görelim. Yani 2 metre çıkıyordu günde. 36'yı 2'ye böldüğümüzde kaç oldu arkadaşlar? 18 oldu. Tam bölündü. 18 günde çıkar. Ancak bu tam 36 metreye kadar gelmiş olduğu bölümdür. Yani burası 36 metre ise eğer, kaç günde bitiriyoruz bunu biz? 18 günde çıkıyoruz. 4 metreyi de çıktıktan sonra artık kuyunun tepesindeyiz. Bir daha aşağı kaymayacak. Bir gün de oradan geçti. Yani 4 metre de oradan hareket etti. Öyle yazayım. 4 metreyi kaç günde çıktı? Bir günde, gündüz. O zaman bir gün daha ekliyorum üzerine. Cevap 19 günde tamamen neyi? Kuyuyu tamamlamış olacaktır arkadaşlar. Bu da kuyu problemlerinden bir tanesiydi. Nasıl yapılması gerektiğini anladık. Bir de duvarın üzerine tırmanan bir sümüklü böcek olduğunu varsayarsak, öyle bir soru yazayım isterseniz. 33. soruyla da bu konuları kapatmış olalım. Litre, kap sorularını da egzersiz çalışmalarında yaparak göstereceğim. Onu herhangi bir şekilde işlem içerisine koymaya gerek yok. Yani burada onu kategorize etmeye gerek yok. Bir sayı problemidir ama egzersiz çalışmalarında hem geçmişteki konuları hem de litre, kap sorularını göreceğiz arkadaşlar. 33. örnekte yine kuyu sorusu, yani duvar sorusu olmuş olsun. Buradan bir sümüklü böcek her gün 8 metre çıksın, 3 metre aşağı insin ve 80 metrelik bir duvar söz konusu olsun. Bu 80 metrelik duvarda arkadaşlar her seferinde 8 metre çıksın, 3 metre aşağı insin. Yani 8 metre yukarı, 3 metre aşağı. Aslında sümüklü böceğin ya ne kadar günde çıktığını, bir günde 5 metre yukarı çıktığını anlamış oluyoruz. Bu bir günlük aldığı yoldur. Biz 80 metreyi arkadaşlar neye bölüyoruz? 80 metrelik kısmı kaçı çıkarıyoruz önce 80 metreden? Kimi çıkarıyoruz? 8'i. Çünkü ilk hamlesini çıkarmamız gerekiyor. 80'den 8'i çıkardığımızda geriye 72 metre kalıyor. Biz 72 metreyi kaç günde çıkıyoruz? 72 metreyi 5 metre ilerlediğimiz için hemen işleme tabi tutuyorum. Burada arkadaşlar bir defa var 5. 22'de 5, 4 kere 5, 20. Kalan ne kadar olmuş oldu? 2 metrelik kısım kaldı. Dikkat ediyoruz. Eğer işlem kalanlıysa mutlaka ne ekliyoruz? 2 ekliyoruz. İşlem kalansızsa 1 ekliyoruz. Neden kalanlıysa 2 ekliyoruz? Çünkü bizim bu 2 metrelik olan bölümü de, yani daha doğrusu 2 metre oldu. Biz 72 metre geldik. Düşünün, artık 72 metre geldik. Buradayız sümüklü böcek olarak. Ama biz gün içinde
kaç metre çıkıyorduk? 72 metrede 2 metrelik bir mesafe kaldı. Yani 70'ti. Aslında 14-70 çıkmış olduk. Yani 70 metrelik bir mesafeye kadar geldik. Geriye kaç metremiz kaldı? 10 metremiz kaldı. Biz 10 metreyi bir gün içerisinde 5 metre çıkacağız. Yani gidip kaydığımız için geriye de 5 metremiz kalacak. Onu da bir günde tamamlayacağız yani. Totalde demek ki 14 günün üzerine kaç ekliyorum? 2 gün ekliyorum. Yani 16 günde dışarıya çıkmış olur. Bir önceki soruda bir gün ekliyordum. Çünkü orada işlem kalansız bölünmüştü. Kalansız bölünce bir günde tamamlıyor. Ama kalanlı bölmede eğer böldüğümüzde yani çıkardığımız sayıda daha doğrusu 8 metreyi 80'den çıkarmıştık. 72 metre kalmıştı. 5 metre ilerlediğimiz için 14 günde tamamlıyorduk. Ama biz 14 günde 70 metrelik yol çıkarız. Yani geriye 10 metre kalır. Bu 10 metre 8'i git 3 düş 5 metre. Yine 8 çıktığımızda çıkmış olacağız. Yani 2 gün süremiz olmuş olacak daha. Kalansızlar da o zaman not yazalım. Bölme işlemi yapıldığında kalansız bölme ise bir ekle, kalanlı bölme ise kaç kalırsa kalsın fark etmez iki ekle ifadesini yani iki gün ekle. Dolayısıyla bu duvarı sümüklü böcek 16 günde tırmanmış olacak sevgili arkadaşlar.